Merhaba çocuklar, ben Gözde Şengül. Salgın sebebiyle bu yıl solfej derslerimizi sınıfımızda toplu bir halde yapamayacağız. O yüzden videolu eğitimlerimize başlıyoruz ve gerek yeni başlayacaklar, gerek daha önceden solfej dersleri hakkında bilgi alanlar olsun, hem bu beyinlerimizi tazeleme, öğrendiklerimizi tazeleme fırsatı sunacak, hem de zaten hiç bilmeyenler için en temelden ileriye doğru izlediğimiz bir yol olacak. Ne yapmanızı istiyorum? Tabii ki olmazsa olmazımız Muammer Su'nun Solfej bir kitabı. Hızlıca başlayacağız. Şimdi dilerseniz hep beraber açalım. Evet, birinci bölüm yazılı sayfaya geliyoruz ve gördüğünüz gibi bir numaralı alıştırmadan başlıyor. Bu videoyu başlatmadan önce bakın tahtaya şu an sadece bu sayfada kullanacağımız notaları yazdım size. 4 vuruşluk do, re ve mi notaları, 2 vuruşluk do, re ve mi notaları ve 1 vuruşluk olan do, re, mi notaları. Yeni başlayanlar için demek ki neymiş? İçi boş, sapı yok. Sadece böyle bir yuvarlak kafa gibi olursa 4 vuruş yapıyoruz. Mesela hemen size kısaca örnekleyeyim bilmeyenler için. 4 vuruşsa önce bir tempomuzu belirleyelim. Mesela şöyle bir tempo vuruyorum. Siz de vurabilirsiniz benimle beraber. Ve 4 vuruş boyunca sesimin uzaması gerekiyor. Bakın uzatıyorum. Tekrar ediyorum 4 vuruşluk do'yu. Evet. Eğer ki ben bu do'yu 2 vuruşluk yapmak istersem yine tabii ki önce tempomu belirliyorum. Tempomuz aynı olsun. Bir defa daha kısa sürecek. Ve burada bitiyor. 1 vuruşluk do olduğu zaman ve bitti. İşte şu an ben 4, 2 ve 1 vuruşluk do'ların solfejini yapmış oldum. Solfej dediğim şey işte tam da bu piyanodan da destek alarak yapacağız zaten. Müzikal sesleri duyarak, yani bir nevi müzik duyarak sesleri, notaları süreleriyle beraber vuruşlarını da yaparak okumaya deniyor. Ama biz daha önceden benimle ders yapan arkadaşlarımız da bilirler. Bona'ya da çok ağırlık veriyoruz. Hatta önce bonasını yapıyoruz, sonra solfej yapıyoruz. Bona dediğimiz şey nedir? Konuşma ses tonuyla, aynı şu an size hitap ettiğim gibi dümdüz bir şekilde notaların adlarını okuyorum. Yani şu kısmı bonasını yapacak olursam do, re, yapıyorum. Arkadaşlar evet, birinci bölümde ilk alıştırmaya geçelim. Hemen bunun bir bonasını yapacağız. Önce tabii ki bakıyoruz. Şöyle bir gözden geçiyoruz. Bitiş çizgimiz var. Bitiş çizgimiz ikinci dizeyin sonunda. Hemen başladığı ve bittiği yerleri görelim. Başlangıç noktası da bu anahtarla başlamış. Birinci dize ve aşağıya geçmiş. Burada da bir anahtar kullanmış. Sonra ne olmuş? Bla 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 olmuş. Bu taraflarda devam ediyor notalarım. Ve sonrasında bakın şöyle bir çizgi var. İşte biz buna bitiş çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bunun bir bonusunu yapacağız. Bu arada kaç vuruşluk notalarımız var? Siyahlar. Bir vuruşluklar var. Tabii ki do, re ve mi. Bu üç nota da var. Zaten ilk başlangıçta altlarında yazdığını göreceksiniz ilk örneklemede. Ve iki vuruşluk notalarım var. Şimdi öncelikle ben yapıyorum. Siz hem eşlik etmeye çalışabilirsiniz hem de yabancıysanız seviyoruz. İlk etapta izleyebilirsiniz. Başlıyorum. Bolaya. Son, ki, do, do, do. Do, 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 do,
gördüm arkadaşlar. İşte bu yaptığım bonadır. Bunu lütfen sık sık tekrarlayın. Bonamız güzel olsun ki solfejimiz de güzel olsun. Önce yaptığımız bona iyi olacak arkadaşlar. Peki ben bu birinci alıştırmayı solfej olarak yapsam... varsayacak olursam, tempom yine bu olursa, dilerseniz şöyle minik minik başlangıçlar yapalım. Ve tabii ki Do mesela Re'ye geçtiğinde ne olacak? Bakın kafa bir tık yukarıya geliyor. Do'dan sonraki nota Re, hem iyice dinleyin hem de o esnada güzel güzel eşlik etmeye çalışın. Ve Re'den de sonra gelen notada ne olacak? Bu bahsettiğim ikinci dizekte mesela yer alıyor mi'ler, daha da ince olacak. Yani kullanacağımız sesler Do, Re, Mi. Eğer ben bunu solfejini yapsaydım. Do, Re, Mi. Aynen şarkı söyler gibi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir hatırlayalım yeniden tempomuzu. Bu tempoda bu defa baştan sona yürüteceğim alıştırmamı. Son ve Do, 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 Re, Do, Do, Re, Do, Do, Re, Mi, 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 Re, Mi, Mi, Re, Do. Evet, bu arada bu solfeji yaparken de yine aynı bu bona örneğinde olduğu gibi arkadaşlar, ben çalarken siz ne yapıyorsunuz? Vuruşlar yapıyorsunuz. Bu vuruşları böyle de yapabiliriz. Alkış da yapabilirsiniz. Yeter ki saat gibi ilerleyelim. Yani hiç hızlanma, yavaşlama olmayacak. Ve bu şekilde söylediklerime eşlik edeceksiniz. Ben bunu, şimdi tabii ki üç elim olmadığı için bir yandan burada ezgiyi tekrar çalacağım, solfej yapacağım. Bir yandan da işte sizden beklediğim şeyi de yapacağım. Vuruşları da vuracağım bu şekilde piyanoya. Tekrar ve son kez bir numaralı alıştırmayı yapıyoruz. Son ve Do, 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 Re, Do. Kitapta. Arkadaşlar bona yapıyoruz hemen. Hiç bozmadan yine her ölçüde iki vuruşum var. Önce bona böyle cesurca, yani ben bunu yaparken siz orada cesurca aynen bu tempoya eşlik ederek bona yapmaya çalışın. Son iki dedikten sonra başlıyorum. Son iki. Do, re, mi, 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 mi. Mi, Re, Do, 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 Do. İşte böyle. Pekala, şimdi bu defa solfejini yapacağım. Daha sonra sadece piyano eşliğini yaparken bu defa siz ben olmadan buradaki duyduğunuz seslerden de akorlardan da destek alarak
Bu defa sadece siz yapacaksınız. Ama önce beraber. Evet, sol ve düşürebilirsiniz. Yavaş olmayan şey hızlı, kolay olmuyor. Onu unutmayalım. Ve arkadaşlarım geçiyoruz arka sayfaya. Evet, şöyle bakıyorum. İkinci sayfa yazıyor zaten. Farklı şeyler görüyoruz değil mi? Yani tabii ki tekrar ediyorum aramızda bu tarz şeyleri tanıyanlar var ama farklı bir ritim kalıbı geliyor. Farklı ama kolay. Şimdi artık şu kısımları bir silelim. Yarım vuruşlar var burada arkadaşlar. Yani hop. Şu benim bir vuruşluk dondu. Don notamdı. Şöyle çengelli bir nota yazımı. Yarım vuruş, bu da yarım vuruş. Bir vuruşluk do notasının içinde iki tane yarım vuruşluk do notası oluyor. Yani tabii ki bu tüm notalar için böyle. Bir vuruşluk notanın içinde iki tane yarım vuruşluk nota olur. Peki, yani şöyle düşünebilir miyiz? Şu tek başına yarım vuruş, bu da tek başına yarım vuruşsa ben bunları adeta şu çengellerinden birleştirmiş gibi şu şekilde yazıyorum bakın. Ayrı ayrı böyle çengellerini yapmıyorum ama şöyle bir çatı misali burayı birleştiriyorum. Yarım ve diğer yarım vuruşluk nota. Do, do. Bunları zaten konuşacağız. Yani vuruş yaparken nasıl bunu hesap edeceğimi konuşacağız. Re notasında olsaydı arka arkaya iki tane yarım vuruşluk re'yi de böyle yazardık. Şimdi vuruş yaparak çalışmanın öneminden bahsettik. Zaten şu anda hani bunu yapmazsak olmaz noktasındayız arkadaşlar. Şimdi bakalım mesela buna benzer çizimi yaptığım notalara bakalım. Mesela do do yarım vuruşluk örneği görüyorsunuz 3 numaralı alıştırmada. Böyle bir durumda vuruşumu yaparken İlk do'da zaten elim aşağıya, diğer yarım vuruşluk do'da elim yukarıya kalkmış oluyor. Yani ben tempomda hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyorum. Do, 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 do. İlk defa yapanlar deneyin benle. Do, 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 do. Yarım vuruş, diğer yarım vuruş, yarım vuruş, diğer yarım vuruş şeklinde oluyor. Alkışla da yapabilirsiniz. Yani alkışlayarak da vuruş yapabilirdik ya. O zaman nasıl oluyor? Do, 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 do. Yani ben şöyle şu örnekte bakın. Vuruşumun sesi ya da alkış sesim şuradaki do'ya denk geliyor. Tamam mı? İşte bu. Şimdi mesela burada 3 numaralı alıştırmanın bonasını yapacak olsak. Bir de şöyle bir işaret, sembol var. Bu da bizim için çok önemli.
sus işareti daha müzik dilinde olursa es işareti. İstediğini diyebilirsiniz. Arkadaşlar sus yazmış mesela buraya. Biz es de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi özellikle şu yarım vuruşları daha iyi anlamak için çalışacağımız parçada önce bonasını yaparken beni bir izleyin. Yani ellerime de dikkat ederek izleyin. Ondan sonra da beraber yapalım. En baştan başlıyorum. Bir vuruşlarla başlıyorum. Sonra bir tane susum var. İşte sonra da zaten yarım vuruşluklar da gelecek. Evet, 3 numaralı alıştırmanın bonası. Son ve do, 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 es. Do, 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 es. Re, 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 es. Re, 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 es. Mi, 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 es. Mi, 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 es. Evet, buraya kadar takip ettiniz. Hiç ayrılmayın buradan. Devam edeceğim. Devamında mesela alkışlayarak yapayım. Re'den devam ediyorum. En alt satır demeyelim. En alt dizeye geçeceğiz. Yani bu satır gibi görünen, yani bizim günlük hayatta işte okullarımızda satır dediğimiz yere biz dizek diyelim arkadaşlar. En son, bu parçanın en son dizeyini alkışlayarak devam ediyorum. Bona yapmaya. Re, 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 sus. Re, 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 sus. Do, 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 do. Do, 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 sus. İşte böyle. Şimdi de solfejini yapacağız. Bu defa bu şekilde yapmayayım da hadi yine bir vuruşlarla yapmaya devam edelim. Önce mesela bu defa birazcık tempoyu da düşürelim. Siz de benimle aynı tempoda vurup takip etmeye ve lütfen solfej yapmaya çalışın. Güzelce söyleyin. Son sağlam olsun. Yarım vuruşlarla ben ilk defa karşılaştım. Aslında notalarla ilk defa karşılaştım diyenler için özellikle yarım vuruş çalışması sürekli ellerinizi gözlemleyerek aksatmayacağınız bir tempoda nota alıştırmaları yapmak. Yani bir notaya bağlı olmadan do, do, re, re. Yani maksat sadece elimi gözlemlemek ve ona uygun aslında nota isimleri söylemek. Bunu pratik yaptıkça alıştığınızı göreceksiniz. O an yapamadığımız bazı yerler varsa, yani mesela şu çalışma esnasında defalarca kez videoyu başa alıp izleyip, dinleyip benimle beraber tekrar ediniz lütfen, iyice otursun. Bir sonraki dersimizde artık şöyle birazcık kopya da veriyor, fa notasına geçecekmişiz arkadaşlar. Hem bonasını hem solfejini yapacağız. Önden birazcık siz de şöyle bir bakabilirsiniz neler var neler yok. Evet, Muammer Sun
Bir kitabımızı açtık, bugün çalışmaya başladık. Bu kitap eğer yoksa sizden bunu kurumumuzdan da temin edebilirsiniz, internetten de bulabilirsiniz. Bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.